Elbio biliyorsunuz bir seri partnerimiz. Onunla birçok yere beraber gittik daha önce. Andaman Denizi'nden tutun Güney Afrikalara, işte geçen sene Madagaskar'a. Burası niye burası? Çünkü burası artık dünyada nadir kalmış olan bakir yerlerden bir tanesi. Bakir diyorum çünkü balıkçılık konusunda medeniyet ne kadar ileri ise amatör balıkçılık o kadar zayıf kalıyor maalesef. Günaydın. 5'te kalktım. Ya ben yastıktan Dışarı ne nefret yaptın? ettim yastıklara. Çok güzel. Yastıklar kötüydü çok. Bugün Lamu'dan çıkışın ilk günü. Kenya'da tam tropik şu an en göbeği olan Ekvator'un üzerindeyiz. O yüzden sabah 6 dedi mi? Güneş yukarıda, her yer aydınlık. Ben bunu anlatırken de sabah 8.30'da hala karanlığa uyanıyorum burada. Dolayısıyla kalkışlar 5'te. Ve en çok sevdiğimiz Murat'ı kızdırmak. Ustayı kızdırmak. Zevk alıyoruz Bugün bence. Günlerden İşte, mi? keyif alıyoruz. Çünkü o biraz böyle dediğim dedik, benim yaptığım doğru. İşte bunu yapın, devam edin kafasında. Biz de sürekli böyle Murat'a bir meydan okuma içerisindeyiz. Evet, senin dediğin doğru olabilir ama şu doğru da var, ama bu doğru da var. Elbio, ben Sinan. Üçümüz bir oluyoruz. Direkt üstüne, ustanın üstüne gidiyoruz. İyi oluyor. Çok güzel. Ya bende jig kancası yok. İki tane alabilir miyim? Al bende var iki tane. Yok, bağlılardan ya. İki üç tane yeter. Nerede? Vermezse. Onlar Sinan'ınmış, vermiyor. Bana verdin onları. Çok yapıyorsun. Ne işte söylüyor abi? Ya şimdi bir de açlık mı Ben bana şey diye söylüyorum ya? Tamam. Turgut'la hiç avlanmamıştım. Benim için de o da çok güzel oldu. Rakibimiz, sevgili kıymetli arkadaşım rakibimle burada beraber de yan yana sırt sırta avlanma şansım oldu. O da çok güzel oldu. Lamu'dan ilk çıkışımız. Lamu'da daha uzun günler avlanıyoruz. 5 gün avlanacağız. Çünkü daha önce çok fazla yaptığımız sırtıyla işte Marlin Selfish avını değil. Burada tercihen jigging ve popping ağırlıklı bir av yapalım istedik ve farklı türler avlayalım istedik. Peşinde olduğumuz ırkların önceliği Travelly serisi. GT başta geliyor, Giant Travelly. Ama Golden Travelly, Blue Travelly, Spotted Travelly, Black Travelly gibi farklı cinsleri var. Hepsi de çok iyi çarpışan balıklar. Genelde jigde, sığ yerlerde de popping'de alacağız balıkları. Bunun yanında birçok Orphos türleri, birçok Snapper türü avın parçası olacak. Bu işle ilgili çok heyecanlıyız çünkü bu her zaman yaptığımız bir av şekli değil. Ustalar ve çırakları konusunda bizim çıraklar bir tek tekniğe geçti de rahat etmeyecek. Şimdi bugün onlardan fazla tutarsak güzel olur. Oynuyoruz, kulağa değiliz. Bırakmıyorlar da piyasaya yükseliyor. Kayıtta bütün gün kendileriyle ilgili güzel döveceğimizi Ne zaman çok bu? Farkında mısın? Yaşlandıkça daha çok konuşmaya ve daha çok gezmeye başladılar. İlk gün ben Elio'yla bir teknedeyim. Sinan da Turgut'la beraber avlanıyor. Bunların aklı fikri bizden çok balık yapıyor. Şimdi bu hani usta çırak işi var ya, bunları ustalara nasıl geçiririz derdindeler. Akılları, fikirleri orada. Bunların bilmediği bir şey var. Bunlar zaten bizden çok balık yakalasınlar diye getiriyoruz buraya. Çünkü bunlar genç adamlar. Muscle. Bizden daha çok çalışabilirler. Bu iş çünkü çok iş. Yani geldiğiniz zaman anlayacaksınız. Yanımızda 250 tane iğne var. Bunun yarısıyla dönersek ne mutlu. 80-90 tane jig getirdik. Bunun da yarısıyla geri dönersek ne mutlu. Demek istediğim inanılmaz bir çaba var. İnanılmaz bir kavga var ve çok terleten bir iş var. Biz Sinan'la Turgut daha çok çalışsın, daha çok yakalasın istiyoruz zaten. Onlar da bizi yenmek için bunu yapacaklarını zannediyorlar. Yani tezgah tamam sizin anlayacağınız. Cuma! 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 Chile, kwa roda Chile. Chapchap Chile. Chile muka baba. Yo roda Oh! tapukika hiyo. Ye kwa hiyo basi jetsi wewe. Chile. Chile. Uona melindi hapa. Ya hiyo baba. Chu.
Cuma. Cuma. Gerçekten. Dünyanın her yerinde balık avlamış bir adam ve bana da sağ olsun bir sürü güzel insanlarla beraber dünyanın her yerinde balık avlatıyor ve öğretiyor. Onsuz buralara gelemezdik. Onsuz Cape Town'a gitmezdim, Guatemala'ya gitmezdim. Buraya hiç gelmezdim. Yani can güvenliği riski de var sonuçta. I told you about that, Jake. Got it on the way. I'm putting it on the way for you. Where's my belt? Give me my belt. My belt. Oh, I still have good fish. What the fuck now? Can you hand do this? Can you do it with hand? Can you pull the fish with hand? Put some gloves on. Give him gloves. Give him gloves. Gloves. Wear gloves, man. Fish çok çeşitli balık var. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çeşitli balıkla karşılaşabileceğimizi düşünmüyorum. Bir dahaki sefere geldiğimizde buradan 30 mil Somali tarafına doğru bir kamp var. Eğer orada kalırsak dünyanın en büyük marlinleriyle mücadele etme şansını elde edeceğiz. Şu an bu seyahatte gidemedik oraya. Çünkü biraz uzak. Helio aynalı bir tane taktı. Ya şunu gözüktersene baba şöyle. Abi bir de her çeşit balık var biliyor musun aşağıda? Devamlı başka bir şey yakalıyoruz. Giden. Maybe a GT. But that jig is good, I'm telling you. Come on.
özellikle de GT tarzı balıklar yakalarım. Yani jigging ve popping yaparım istedik. Şeyden çok, bilt işten çok. Ve o tür avlandım. Hadi bakalım güzelim. Bölge inanılmaz güzel. Avlanmak için. Hiç durmadan balık çekiyor. Uzun yıllar Alaçatı'da karşılıklı yarıştığımız hem arkadaşım hem de her zaman ilk üçteki Bluefin Turgut'la. Aşağıdan şu anda ne geliyor? Sayın Turgut konuk oldu, ne çekiyor diye merak ediyorsanız. Bluefin bugün bir GT daha çekiyor. Kaçıncı GT'si bilmiyorum ama harika gidiyor. Abi çok yorucu. Çok yorucu, çok sıcak. Bırakalım mı artık bunu? Bırak bırak, ölmesin yazık. Gitti, bravo Sinan. Gençler çok çalışıyor. Bizim çıraklar havadan balık yakalıyorlar. Çok da mutlular gördüğüm kadarıyla. Bizim de istediğimiz buydu. Şu an sağ kolum şu şişeyi zor kaldırıyor. Böyle bir popülasyon olamaz yani. Jig aşağı indiriyorsun ve güp. Ben de böyle bir hali çok uzun zamandır gelmedim. Gittim yani. Bu kadar tecrübe, bu kadar savaş var. Ama buradaki eğlenme haline bak. Bir sürü... Bize balıklı sandviç yapmış, sağ olsun. Teşekkür ederiz ama yedik. Beni kesmedi. Her zaman yedekte bir yerel bir bisküvi. İşte bu. Olay bu. Başka? Ve. Denize boş çıkmayacağız. Yapma bak. Yapma. Dünyanın bin türlü hali var. Yapma bunu. Ya işte burada. Onlar artık balık kemirsin orada. Çiğ balık. Really good. Smells perfect. Kokuyoruz ortasında yaşamıyor. Tamam, yine tamam. Yakaladığımız balığı afiyetle yiyoruz. Gerçekten çok lezzetli. Öyle mi? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Kaldığımız ev çok güzel bir ada evi. Mick Jagger'dan sonra açıkçası burası iyice kıymetlenmiş. Gelgitler çok fazla olduğu için yaklaşık su bir 10 metreye kadar gündüz ve gece çekiliyor. Cuma! Allah kahretmesin seni be. Benim kaderim bu ya. Bu çekim bana yaptırtmayacaklar ama inatla yapmaya çalışıyorum. Evin geneline baktığımızda çok büyük bir çatıdan oluşuyor. 6-7 metre yüksekliğinde bir çatıdan oluşuyor. Bütün odalar, yaşam alanları bu çatının altına konumlandırılmış. Evin hiçbir duvarı yok. Sadece odaların kapılarının ve ıslak mekanların duvarları var. Onun dışındaki tüm dışa bakan duvarlar tamamen ahşaplardan oluşturulmuş. Ve tribal sanatın etkileri de zaten buna göre dizayn edilmiş. Ahşaplarla yapılmış. Ve evin tamamı hava alıyor. İklim sıcak olduğu için hiçbir şekilde evin hiçbir yerini kapatmamışlar. Kuşluklar ve güvercinlikler oluşturulmuş çatıda. Devamlı hava alan bir ev düşünün.
Soğuk yok. İklim güzel. Çok iyi balık yakalıyoruz jigging'de, popping'de. Bir kısmını da tadım için ayırdık. Snapper'lardan var, jobfish var. Jobfish çok lezzetli. Bu Indian Ocean'daki en iyi beyaz et diyebilirim. Sashimi için dorado'muz var. Hepsinden de Lennox bize pişirecek. Kaptanları da davet ettik. Ve inanılmaz bir sofra çıktı karşımıza. Acayip bir yemek yiyoruz. Cut carpaccio should be a little bit frozen. When you do slices, thin slices, yes, then it will defrost very fast. Yeah, you can do it that, but we have no capers. Without capers, it's okay. Do we have soy sauce? Yes. No, we can eat with soy sauce and wasabi if you have soyasız da denemeyi tavsiye ederim, limon ve şeyle, lime ve... Dorado, hiç dorado yememiştim. Nasıl ya? Dorado bunların en güzel balıdır abi. Doradomuzun üstüne... Alışmış bir damak tadı, başka balıkların kolay kolay taze limonumuzu sıkıyoruz. Barakuda falan hiçbir yerde elini sürmez kimse, stinky diyorlar burada yani. Bizde turna şeydir. Vay güzel. Çok güzel abi, söylüyor musun sana? Çok lezzetlidir yani. Ilgarası daha güzeldir, tavası daha güzel, hep çok güzel.